Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün başlıyor. Sayın seyirciler günaydın. Yeni haftanın ilk gününde, yeni günde karşınızdayız. Ordu'da belki de son 10 yılda ilk kez araçsız çıktığım yolda çift vesayet işe geldim. Dışarıda beyaz esaret var. Bütün yollar kapalı. Bütün ana yollar, ana arterler, sahil yolu dahi kapalı sayın seyirciler. Zinciri olmayan hiçbir araç ilerleyemiyor. Maalesef sahil yolunda da sabaha kadar sürmedi yağışlar aslında ama nedense hiçbir ekip çalışmamış, kimse yol iz açmamış. Ordu'da herkes bu kar esaretinin rezilliğini yaşıyor şu anda. Bu yüzden geciktik yayınımıza. Özür diliyoruz şimdiden. Peki neler olacak yeni günde? Saatlerimiz 9.25'i gösteriyor. Önce hava durumuna göz atacağız. Hava o kadar kötü ki meteoroloji hiç de iyi şeyler söylemiyor. Yağış çarşamba gününe kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin stüdyolarımızdan merhaba. Son tahminlerimiz hazır ve önümüzdeki 3 gün için tahminleri sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz hafta başından, pazartesiden tahminleri aktarmaya başlayalım. Kar yağışı yurdun yine belirli bölümlerinde etkili olmaya devam ediyor. Marmara bölgesinde İstanbul, Sakarya çevrelerinde kar yağışını görüyoruz. Yine Karadeniz hattı boyunca kar yağışı devam edecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da yine kuvvetli kar yağışları etkili olmaya devam edecek. Diğer yerlerde parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak ama hava soğuk. Yine mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor sıcaklıklar. Özellikle Ege kıyı şeridi ve Akdeniz kıyı şeridi için zirai don riski devam ediyor. Çiftçilerimiz dikkatli olsunlar. Bununla birlikte özellikle Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar örtüsünün kalın olduğu alanlarda çığ tehlikesi riski devam ediyor. Buna karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Salı günüyle devam edelim. Salı günü yağışlı alan biraz daha kuzeydoğuya doğru hareket edecek. Neredeyse yurdu terk edecek ama batıdan yeni bir yağışlı sistem geliyor ve Marmara bölgesinin tamamını etkisi altına alacak. Soğuk havayla birlikte yağışlar kar olarak düşecek. İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde bekliyoruz yağışı ama Marmara'da diğer alanlarda kar olarak bekliyoruz yağışı. Yine Kütahya ve Bilecik çevrelerinde de kar yağışları göreceğiz salı günü için. Yine Doğu Anadolu'da kar yağışları devam ediyor. Ağrı ve Van çevrelerinde, yine Şırnak ve Hakkari çevrelerinde de kar var. Doğu Karadeniz'de ise Samsun ve Ordu çevrelerinde kar yağışlarını görmeye devam edeceğiz. Çarşamba gününe geçelim. Çarşamba günü yağış artık ülkeyi tamamen terk edecek. Yurt genelinde herhangi bir yağış beklentimiz yok ama soğuk hava devam ediyor. Mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek sıcaklıklar. Yine tekrar belirtelim, önümüzdeki 3 gün için Kıyı Ege'de ve özellikle Akdeniz'de zirai don riski devam ediyor. Hatta Adana ve Mersin çevrelerinde bile zirai don riski mevcut önümüzdeki 3 gün boyunca. Çiftçilerimiz dikkatli olsunlar. Marmara'da parçalı az bulutlu bir hava hakim. Yine yurdun diğer kalan kesimlerinde de parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı YouTube'a yüklediği görüntülerden yola çıkarak bunları sizlerle buluşturduk sayın seyirciler. Çarşamba gününe kadar yağış devam edecek. Çarşamba günü ise soğuklar devam edecek ancak bu kez de hava sıcaklığı düşük olacak. Güneş yüzü görecek ordular ancak beraberinde don veya diğer adıyla ayaz da gelecek tabii ki. Ekonomiyle devam edelim. Cuma günü, son işlem günü de geçtiğimiz cuma günü. Bakalım para ve piyasalarda
son durum ne? Borsayla başlayalım. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %2.44 yükselişte 70.243.91 puandan tamamladı. Borsa endeks bir önceki kapanışa göre 1676.2 puan artarken toplam işlem hacmi 3.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %2.57, holding endeksi %2.1 yükseldi. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi ise 3.88 ile madencilik, en çok değer kaybettiren sektör endeksi ise geçtiğimiz son işlem gününde gerçekleşmedi, olmadı. Güne yükselişle başlamıştı Borsa İstanbul 100 endeksi. Gün içerisinde en yüksek 70.392 puanı görmüştü. En düşük ise 70.243 puanı görerek bu puanla da tamamlamıştı geçtiğimiz hafta sonunu sayın seyirciler. Geçiyoruz para piyasalarına. Para piyasalarına bakalım. Amerikan doları geçtiğimiz en son işlem gününde 1005 değer kaybetmişti. Yeni günde, bugün de açılış fiyatı aynı rakam üzerinden olacak. 3 lira. Geçelim avroya. Avroda da küçük bir miktarda olsa düşüş söz konusu. %0.29'luk bir düşüş söz konusu. Yeni güne, haftanın ilk işlem gününe 3 lira 24 kuruştan başlıyor. Altın durumunda da aynı. Altın piyasalarında da durum aynı. Küçük bir miktarda düşüş var. %0.49 oranı. Ve 105 lira 91 kuruştan işlem görecek altın yeni haftanın ilk gününde. Fındık fiyatlarında ise haftalardır denge değişmiyor. 10 lira hala 10 liradan işlem görüyor. Bakalım Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapıp yapmayacağı güne damgasını vuracak. Eğer alım yapmaya başlayacağını açıklarsa Toprak Mahsulleri Ofisi, böylece fındık fiyatları da tırmanışa geçmiş olacak. Evet, ekonomiyi de geçiyoruz sayın seyirciler. Geçtiğimiz hafta sonu damgasını vuran olaylar vardı. Koca iki günü geride bıraktık. Hem cumartesi hem pazarı. Acı haberlerimiz de vardı. Büyük kayıplarımız da vardı. Kimleri kaybettik? Jandarma, Topçu Üsteğmen, jandarma diyorum, düzeltiyorum. Topçu Üsteğmen'i bizi şehit verdik maalesef. Bir tane şehit haberimiz var. Türkiye'nin ünlü sanayici ve iş adamlarından Mustafa Koç son yolculuğuna uğurlandı. Onun haberini paylaşacağız. Onun ardından yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentonun en renkli simalarından bir tanesi CHP Tunceli eski milletvekili Kamer Genç aramızdan ayrıldı. Hakk'a kavuştu. Bunu paylaşacağız sizlerle bugün. Ardından hafta sonu yine iki büyük anma vardı. Bir tanesi gazeteci Uğur Mumcu ve bir diğeri de Diyarbakır'da görevi başında şehit edilen Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü, şehit İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen törenlerle anıldı. Bunları da paylaşacağız sizlerle. Ama ondan öncesinde yeni güne mesajlarımız hazır mı diye bir soralım orduların. Henüz gelmemişler. Peki gazete başlıklarıyla devam edelim. Sonra gündemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım gazetelerde bugün kimler hangi manşetleri çekmişler, neleri yazmışlar, onlara göz atacağız. Hürriyet var ilk sırada. Manşetinde dağ taş onu arıyorlar haberini kullanmış. Detaylandıralım neymiş bakalım. Suriye'de kritik Rabia kasabasına giren Rus askerleri düşürülen uçağın pilotunu paraşütle havadayken vuran Türkmen Birliği'nin komutanı Alparslan Çelik'in peşine düştü. Suriye Savaşı'nda dün önemli bir kırılma yaşandı. Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Esad güçleri Türkmen Dağı bölgesindeki Rabia'yı ele geçirdi. Rabia, Lazkiya vilayetinde muhaliflerin elindeki son kasabaydı. Rejim güçleri kent çevresinde 20 köyü alıp kuşatma yaptı. Ardından merkeze girdi. Rus yayın organları 24 Kasım'da Türk jetleri tarafından düşürülen Rusya'nın Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov'u vuran Alparslan Çelik ve ekibinin bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazdı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rabia'ya Rus subayların girdiğini doğruladı sayın seyirciler. Hemen üstünde bakalım, Sevgi Seli'yle uğurlandı. Sanayici ve iş adamı Mustafa Koç ailesi, devletin zirvesi, iş, siyaset ve spor dünyasının ünlüleri, grup çalışanları, emekliler, ev kadınları, öğrenciler, herkes yan yana uğurladı. Onunla detaylandıralım.
Mustafa Koç'un cenaze namazını kılındığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde büyük bir izdiham ve taziye kuyruğu vardı. Koç'un yakınları boyunlarına üzerinde Mustafa Koç'un resmi bulunan ve "Seni unutmayacağız Mustafa Koç" yazan atkılar takmıştı. Camiye girişte iki noktada arama yapıldı. Caminin iki tarafı boydan boya çelenklerle kaplandı. İmam Fatih Savaş dua sonunda Necip Fazıl Kısaküreğin "Ölüm Güzel Şey" şiirinden alıntı yaptı. Birçok vatandaş cenazeye koştu. Emekliler, ev kadınları, öğrenciler Koç için saf tuttu. Mavi gözlü, güler yüzlü 95 bin kişinin istihdam edildiği Koç grubunda çalışanların başkanlarına mavi gözlü, güler yüzlü patron pankartlarıyla veda etti. CEO Levent Çakıroğlu, Mustafa Koç'un uluslararası arenada liderlik hayalini gerçekleştirecekleri sözünü verdi. Hürriyet'in manşeti, sür manşeti ve manşet haberi böyleydi. Paylaşacak başka haber var mı diye bakıyorum sayın seyirciler. Bordo Bereli'ye veda. Birazdan görüntülerini vereceğiz. Cizre'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği özel kuvvetlerde görevli Topçu Süleyman Uğur Taşçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun da katıldığı törenle İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende teröre lanet vardı. Kamer görse sevinirdi diye bir alt başlık dağıtılmış. Pankreas kanseri sebebiyle vefat eden eski CHP milletvekili Kamer Genç için Kartal Cemevi'nde tören düzenlendi sayın seyirciler. Hürriyet gazetesini aktarabileceklerimiz, paylaşabileceklerimiz bu kadar. Geride bırakıyoruz. Bir sonraki gazetemiz Esengül geçerse ben de paylaşacağım. Habertürk gazetesi. Koç'a veda, birinci sayfanın manşeti. Mustafa Koç cenaze törenine devletin zirvesinden iş dünyasına her kesimden binlerce vatandaş katıldı demiş. Hemen yanı başında bir başka manşet. 650 bin öğretmene inceleme, sahte diploma teftişi. Detaylandıralım biraz, ilginç haber. 1998'den beri atanan tüm öğretmenlerin diploma ve bilgileri mercek altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı 76 öğretmenin görevden alındığı sahte diploma soruşturmasını genişletiyor. 81 ile gönderilen yazıda 1998'den bu yana atanan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemindeki tüm belgelerinin kontrol edilmesi istendi. Buna göre 650 bin öğretmenin diploma, geçici mezuniyet belgeleri ve formasyon sertifikaları yeniden incelenip sisteme tekrar işlenecek. Eksik bilgilerden personel sorumlu tutulacak. Kontrol yapmayana da soruşturma açılacak. Hemen altında bir haber daha var. Trafikte sigortasız. Zorunlu trafik sigortasında primler yükseldi. Trafikteki sigortasız araç sayısı 4 milyonu buldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Çağlar uyardı. 4 bin liralık otomobile 1250 lira sigorta primi olmaz. Sigortasız araçlar can güvenliğine tehdittir, ekonomiye kayıptır, ödenebilir seviyeye çekilmeli şeklinde açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş televizyonumuzda canlı yayın konuğumuzdu. Bu konuyu orada kendisine de sormuştum. Verdiği cevap en azından konunun Bakanlar Kurulu'nda dahi konuşulduğunu, buna mutlaka bir çözüm bulunacağına yönelikti. Sadece zorunlu trafik sigortası değil, araç kaskoları içinde Bakanlar Kurulu harekete geçti. Araç kaskolarında da araçların değerlerine göre vergi alınması söz konusu bundan sonra. Biliyorsunuz araçların motor büyüklüğüne göre alınıyordu vergiler. Artık bundan sonra araçların kasko değerleri üzerinden yeniden vergilendirme yapılması söz konusu. Bunu Numan Bey Ordu'da konuştuğu için ulusal basının maalesef gündemine girmedi. Ama eminim Bakanlar Kurulu'nda en ufak bir açıklama yapıldığı andan itibaren Türkiye'nin gündemine oturacaktır. Devam ediyoruz gazetelere. Genelkurmay'a e-mıhtara sorusu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genelkurmay'a yazdı. 27 Nisan bildirisi öncesi karargâhta toplantı yapıldı mı? İki eski bakan katıldı mı? Tutanak tutuldu mu diye sordu. Cevabı Genelkurmay karargâhı verecek. Elbette yazılmamış. Bir başka haber. Kamer Genç Türk bayrağıyla köyünde 76 yaşından vefat eden Tunceli milletvekili Kamer Genç İstanbul'da köyüne uğurlandı. Kartal Cemevi'nde tören düzenlendi. Kamer Genç için sayın seyirciler. Hemen yan tarafında terör örgütünün gerçek yüzünü görmüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu. Müttefikimiz, dostumuz, ortağımız dediğimiz devletler de terör örgütlerinin gerçek yüzünü görmüyor. Terör örgütünün hiçbir ahlakı ve insani ölçüye uymayan eylemleri karşısındaki sessizlik,
Hatta destek mahiyetindeki tavırları bizi gerçekten üzüyor açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Habertürk'ten de aktaracaklarımız evet bu kadar. Geçelim bir sonraki gazeteye. Milliyet geldi ekranlarınıza, sürmanşetinden başlasak. Sürmanşetinde veda ve vefa haberi var. Milliyet'in Mustafa Koç'u tüm Türkiye'ye uğurladı. Manşetinde ise o silahlar PKK'ya gidiyor. Dolmabahçe'de ceketlerin çıkarıldığı Davutoğlu-Biden görüşmesinde sorunlar sehpaya yayılan Suriye-Irak haritaları üzerinde konuşuldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu PKK ile PYD'nin aynı olmadığını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'a hitaben YPG'ye verdiğiniz silahlar PKK'ya gidiyor. Bu silahlar sonra Türkiye'ye doğruluyor dedi. Başbakan bunların belge ve bilgilerinin ellerinde olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bunların verebileceklerini açıkça söyledi. Suriye, Irak neredeyse köylerine kadar bilen Davutoğlu hangi bölgede ne sorun olduğunu, etnik çatışma alanlarının Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve nedenlerini detaylı olarak Biden'a anlattı. Musul'daki Başika kampı konusundaysa Türk askerinin varlığını sürdürmesi ancak iki ülke arasında sıkı bir koordinasyonun giderilmesi üzerinde duruldu. Bu önemli bir haber. Evet bakalım yankıları ve yansımaları nasıl olacak? İlerleyen günlerde göreceğiz. Hatta bugün dahi olabilir sayın seyirciler. Kamer Genç'e son görev. Az önce yine paylaşmıştık. Uğur Mumcu, gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 23. yıl dönümünde anıldı. Geçtiğimiz hafta sonu. Yine bahsetmiştim. Diyarbakır şehit, Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Gaffor Okkan da ölümünün 15. yılında anıldı. Görüntüleri ekranlara getireceğiz. Yeni Sözcü Selin Sayak Böke CHP'de 17 kişilik MK'yı 13'e düşürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partinin yeni sözcüsü olarak İzmir Milletvekili Selin Sayak Böke'yi atadı. 4 isim Haluk Koç, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan ve Böke önceki MK'daki görevlerini korudu. Sezgin Tanrıkulu'nun gelemediği yeni MK'da Adana Milletvekili Öztürk Yılmaz Dışişler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bahsetmemiş haberde ancak en azından Ordu için söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun'da CHP'nin yeni MK'sında hem görev aldı, yer aldı, 13 kişi arasında yer aldı hem de yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Eğer yanılmıyorsam Seyit Torun'dan önce CHP MK'da bu görevi İstanbul'da Gürsel Tekin yapıyordu gibi geliyor ama bu yanlış da olabilir tabii. Milliyet'ten paylaşacağımız başka bir haber. En altta bir haber var. Konya'da tacizin cezası kadına kesildi. Konya'da Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne görevli iki çocuk annesi S. kurumdaki bir doktorun tacizini yönetime şikayet etti. Tacizi tanıklarla ispat eden S. başka bir ilçeye tayin edilirken doktor içinse bir işlem yapılmadı demiş. Küçük de bir haber paylaşmış böylece. Cizre ve Yüksekova kamu binalarıyla bezenecek devlet binaları dağıtılacak. Yeni çözüm süreci diye tanımlanan terörle mücadele master planı kapsamında Cizre ve Yüksekova yeniden imar edilirken hükümet konağı, adliye, emniyet yan yana bulunmayacak, farklı bölgelere inşa edilecek. Böylece mahalleler arası geçişler kent güvenlik sistemi içerisinde kontrollü biçimde sağlanacak. Bölge gelirinin de eşit olarak geniş halk kitlelerine paylaşılması sağlanacak. Milliyet'ten sevgili Tolga Şardan'ın haberi, selamlarımızı gönderelim kendisine. Milliyet'i de geride bırakalım. Bir sonraki gazetemiz Akşam Gazetesi. Manşetinde ise Avrupa Birliği polisiyle paralel avı haberi var. Detaylandıralım, ilginç. Türk Emniyeti'nin Avrupa Birliği polis ve yargı kurumuyla ortak çalışma yürütmesine imkan sağlayacak tasarı meclise ulaştı. Paralel fireler içinse çember birazcık daha daraldı. Paralel örgütle mücadelede Avrupa Birliği'nin de aktif desteğinin alınacağı yeni bir döneme giriliyor. Avrupa Birliği Polis Ofisi yani Europol ve Avrupa Birliği Yargısal İşbirliği Kurumu'yla yani Eurojust ortak çalışma yürütmesini sağlayacak tasarı bu hafta komisyona giriyor. Kişisel verilerin korunması kanunuyla birlikte Avrupa Birliği müktesebatına tam uyum sağlanacak. Böylece insanların yatak odasına kadar giren paralel savcılara karşı ortak operasyon imkanı doğacak şeklinde paylaşmış
Haberi 25 Aralık delillerini silenlere de soruşturma. İstanbul Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Aralık darbe girişimi kapsamında yapılan dinleme kayıtlarını silen tip görevlileri hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Haberini paylaşmış Akşam Gazetesi 1. sayfada. Teröristlere saygı duruşu, PKK değil HDP kongresi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği HDP kongresi terör örgütü PKK'nın şovuna dönüştü. HDP'nin ikinci olan kongresinde skandal görüntüler yer aldı. Demirtaş ve Yüksekdağ salonu asılan dev bir Abdullah Öcalan posteri önünde konuştu. Operasyonlarda öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Sık sık PKK marşları çalındı. Görüntüler skandal değil, aksine HDP açısından bakacak olursak bunu hemen hemen her programda söyleyip dile getirmeye çalışıyorum ama görüntüler skandal değil, görüntüler sıradan, alışıldık çünkü zaten böyleler sayın seyirciler. Esad'ın açlık oyunu, İngiliz Newsweek'te çarpıcı analiz: Esad, Deirizor'da DAEŞ'le rejim güçleri arasında sıkışan halkın yaşadığı açlık ve trajediye sempati kazanmak için kullanıyor. Bu yüzden trajediyi arttıracak adımlar atıyor demiş hemen dip köşedeki bir haberde. Sürmanşete bakıyorum, paylaşacak haberler var mı? Bilgisayar oyunları kazanç kapısı olduğu e-spor turnuvalarına katılan profesyonel oyuncuların yıllık geliri 1.7 milyon doları buldu. 2015'te en çok ödül Dota 2 turnuvalarına katıldığı şeklinde oynaya oynaya milyoner oldular haberini de paylaşmış. İstanbul'un önde gelen sosyetik isimlerinden sosyetik güzel Süreyya Yalçın geçen yıl nişanlandığı Ozan Baran'la Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle evlendi. Üçüncü kez nikah masasına oturan Süreyya Yalçın 100 metrelik Fransız kupüründen yapılan gelinlik giydi demişler. Bu arada Trabzon'da da yoğun etkili kar yağışı sebebiyle Beşiktaş karşılaşması, yani haftanın derbisi ertelendi, kara engeline takıldı. Dün akşam saat 20'de oynanması planlanıyordu Avni Aker'de. Ancak kar kalınlığı Trabzon'da şehir merkezinde 50 santimin üzerine çıktı. Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde ise 1 metrenin üzerine kadar çıktı kar kalınlığı ve bu sebepten dolayı da ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş hava koşulları sebebiyle de İstanbul'a geri dönemedi. Bununla ilgili çeşitli söylentiler var. Trabzon'dan özel uçakla havalanan siyah beyazlı kulüp Ordu Giresun Havalimanı'na inmek istedi ancak sis ve kar inişe engeldi. O yüzden inişe izin verilmedi. Bu yüzden Trabzon'da kaldı siyah beyazlı kafile. Bunlar en altta paylaşalım. Bunlar akademik terörün aktörleri. Birazdan ekranlara getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihanet bildirgesine imza atan 1128 akademisyene teröristlerin okula attığı bombayı örnek göstererek yüklendi. Diyarbakır'da öğrencilerin karne aldıkları gün okula bomba atıyorlar. Ey akademisyenler, siz öğrenci yetiştirmiyor musunuz? Bu alçakların yanında nasıl duruyorsunuz? Siz akademisyensiniz. Bunlar akademik terörün aktörleridir şeklinde yine sert ve ağır bir dille eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan akademisyenleri. O Barış İçin Akademisyenler adı altında bir platform oluşturdu bu grup. Daha sonra terör örgütü PKK'yı savunan, alenen savunan hem de bir bildirge hazırladılar. Ve bu bildirgeye 89 üniversiteden toplam 1128 akademisyen imza attı. Ancak kamuoyundan beklenen desteği alamadılar. Türkiye genelinde hemen hemen tüm kamu üniversitelerinin rektörlerinden, rektör hocalarından da tepki görmeye başladılar. Dolayısıyla bu kamu üniversitelerinde çalışan üniversite hocaları, akademisyenler de maalesef idari soruşturma yemek zorunda kaldılar. Bazı bölgelerde ya da illerde terör örgütü propagandası yapmak suçundan bazı akademisyenler için soruşturmalar başlatıldı. Yargı karşısına çıktılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar ancak davalar sürüyor haliyle. Bunu geçtiğimiz günlerde yine canlı konuğumuz olan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a da sormuştuk. Türkiye'de birçok kamu üniversitesinin rektörü bu akademisyenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanı dahil tepki gösterirken, Ordu Üniversitesi rektörü Tarık Yarılgaç'tan kendi adımıza randevu talep ettik. Kendisi randevumuza teşekkür etti.
akademisyenlerle ilgili görüşlerini almak istediğimizi söyledik. Yine teşekkür etti. Sayın Yarılgaç'a da gereken teşekkürü ileteceklerdir herhalde bu açıklamalarından sonra. Bırakıyoruz geride akşamı gazetesini de. Bir sonraki gazetemiz Güneş. Bakalım. Manşetinde Erdoğan'ı görünce panikledi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP liderinin çekilen fotoğrafı göbek manşetten verilmiş Güneş'te. Günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etmedik hakaret bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde Erdoğan'ı görünce ne yapacağını şaşırdı. Kürsülerden esip gürleyen Kılıçdaroğlu'nun yüzündeki ilginç ifade günün konusu oldu. Fotoğrafta da görüldüğü gibi. Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerinin ardından ikili ilk kez Mustafa Koç'un cenaze töreninde karşılaştı. Erdoğan'ın karşısında gören Kılıçdaroğlu'nun suratı bir anda değişti. Erdoğan'ın yüzüne bile bakamayan Kılıçdaroğlu'nun o anlara ait fotoğrafı ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Cenaze töreninin ardından Kayseri'ye giden Erdoğan burada da Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun seviyesine inmek istemediğini söyleyen Erdoğan, "Sen benim rakibim olamazsın. Kılıçdaroğlu'nu Allah istersin diyorum." diye konuştu. Bu sözleri nerede söyledi? Birazdan ekranlara getireceğiz. Kayseri'deydi. Ünlü iş adamı, sanayici bir iş adamı Mustafa Koç'un cenaze töreninin ardından İstanbul'dan Kayseri'ye geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kayseri Ticaret Odası'nın 120. Onur Yıl Dönümü kutlamalarına katıldı ve burada bir konuşma yaptı. İşte bu sözleri Kayseri'deki o akşamda söyledi. Ekranlara getireceğiz birazdan. O çok acı, o hissetmese de çok acı. Bursa'da yaşayan minik Selen, benindeki tümör sebebiyle geçirdiği 9 ameliyatın ardından acı hissetmemeye başladı. Kendisine zarar veren Selen ailesi tarafından yatağa bağlanmak zorunda kaldı. Elleri çözüldüğü anda kendisine zarar vermeye başlayan 4 yaşındaki Selen önce dişlerini söktü, sonra burnunu parçaladı. En son zarar verdiği sağ gözü de ameliyatla alındı. Küçük kızlarının gözleri önünde eridiğini gören aile ise çaresiz. İşte bu küçük kızın babası ise adeta yakarıyor. Bana doktor lazım diyor. Bana kızımın bu durumunu araştıracak, teşhis edecek, gerekirse üstünde çeşitli deneylerini de testlerini de yapacak doktor lazım diyor. Türkiye'nin hangi hastanesinde olursa olsun, ister Ankara'da Gatata, ister İstanbul'da Gatata, isterse Anadolu'nun herhangi birindeki tıp fakültesinde veya devlet hastanesinde veya özel hastanelerin bir tanesinde. Ekonomik durumum çok yerinde değil ama bu durumun da araştırılması gerekiyor. Kızımın hastalığına, rahatsızlığına bir çare bulun, kendi kendini yok ediyor diye veryansın ediyor baba. Umarım bu çağrılar en azından devlet katında, en azından devlet katında yanıt bulur. Ezanlar susmasın diye 5 ay camide yattı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bir ilçede görev yapan imamın memleket ezansız kalmasın diyerek 5 ay boyunca görev yaptığı, camide yatıp kalktığı ortaya çıktı. Teröristlerin camide ezan okunmasından rahatsız olduğunu söyleyen imam, sokağa çıkma yasağının başladığı günden sonra camiye defalarca ses bombası atıldığını, ancak tehditlere rağmen camiden hiç ayrılmadığını söyledi. Haberin ayrıntıları 11'de. Peki bu olay nerede yaşandı? Gazeteciliğin eksik kalan noktası bu. Bunu belirtmemişler. Yalnız ya Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ya da Şırnak'ın Silopi ya da Cizre ilçesinde, bu 3 ilçeden bir tanesinde yaşandı bu olay. Gazete bu haberi belirtmemiş. Saatler 9.52. Güneş gazetesini geride bıraktık. Bir tane gazetemiz kaldı. Onu da reklamdan sonraya bırakalım. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra yine karşınızdayız. TV52 dijital platformlarda yerini almaya devam ediyor. D-Smart'ın ardından TV52, şimdi de TürkSat paketinde Digiturk 222. kanalda. We'll be right back.
Günün getirdiği yeni haberler ve bekleyen yeni müjdeler, yaşanan acıları ve hüznü birlikte paylaşmak için ben Erol Küçükoğlu. 25 Ocak Pazartesi'den itibaren hafta içi her akşam saat 18.30'da TV52 akşam bültenindeyiz efendim. Randevunuzu unutmayın. Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün devam ediyor. Sayın seyirciler, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız. En son gazete başlıklarına kalmıştık. Geriye bir tek gazetemiz kalmıştı. O da Sabah gazetesi. Onu da paylaşalım. Daha sonra gündeme geçeceğiz. Sabahın manşetinde Türkiye deyince akan sular durur başlığına yer verilmiş. Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas yakın dostu Koç'u anlatmış. Günün röportajı demiş. Mustafa Koç, ülke çıkarları söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı ve devletle diyaloğu hiç koparmadı. Bu iş adamlarına örnek olsun demiş. Merhum Mustafa Koç çok sıcak ve ılımlı bir insandı. Bunu ilişkilerine ve söylemlerine yansıtırdı. Ülkenin menfaatlerini gözeten ılımlı çizginin temsilcisiydi. Türkiye'nin çıkarları onun için bütün tartışmaların üstündeydi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden de Mustafa Koç'un Erdoğan ile diyaloğa önem verdiğini ve iletişimin koparmadığını anlıyoruz. Koç'un bu tavrının aslında bütün iş dünyasına örnek olması gerekir. Koç bu özellikleriyle de kendini sevdirdi. Vefatından sonra gösterilen teveccüh de bunu gösteriyor. Bu da başarıyı getirdi. Holdingin geleneklerini sürdürdü, dedesinden kalan mirası çok ileriye taşıdı. Da şimdi eleştirmek istiyorum. Yani manşetten verilecek, birinci sayfadan verilebilecek bir yazı değil. Kusura bakmasın ama Sayın Mehmet Barlas, üzgünüm, çok rutin, çok olağan bir yazı yazmış. Kendisi İstanbul'un göbeğinde yaşıyor. Sabah gazetesi gibi bir gazetenin hem genel yayınından sorumlu hem de baş yazarı, üst düzey bir yetkili. Ancak kaleminden bu kadar yazı çıkmasını yadırgıyorum. Bunu da manşetten vermelerini ikinci kez yadırgıyorum. Sayın seyirciler, hepimiz gazetecilik yapıyoruz. Ben de 1994 yılında başladım bu mesleğe. İlk çalıştığım televizyonlar Kanal D ve Show TV'di. Daha sonra Ordu'ya geldim, Kanal 2'de çalıştım. Hatta çalıştığım ikinci yerel televizyondu Kanal 2 televizyonu, TV52. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Meslek hayatımız boyunca biz de Sayın Barlas gibi, onun belirttiği gibi birçok büyük isimleri takip ettik. Mesela örnek vereyim. Ben kendi meslek hayatım boyunca aklıma gelenleri söyleyeceğim. Merhum eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i takip etmiştim. Merhum eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i takip etmiştim. Eski başbakanlardan Bülent Yılmaz'ı takip etmiştim. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'i başbakanken, Doğru Yol Partisi genel başkanıyken 1,5 yıl boyunca zaten parti muhabirliği yaptım. 1,5 yıl boyunca takip ettim. Aklıma gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı iken 4 ya da 5 kez özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ziyaretleri boyunca takip ettim. Bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan olduğu dönemlerde çok sık takip ettim. Hem de Sinop'tan başladık, Rize'ye kadar, Artvin'e kadar, daha da aşağılara indik. Erzurum, Erzincan, Kars, Van hattını da takip ettim. Ancak kendisi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra takip etme fırsatım olmadı henüz. Ancak başbakanken takip etmiştik. Bunun yanında iş adamlarını da takip ettik. Mesela Aydın Doğan benim patronumdu. Her Karadeniz ziyaretinde kendi memleketinde Gümüşhane'de takip ederdik. Beraberinde zaman zaman çeşitli holding patronlarını da getirirdi. Onlarla da sohbet ederdik. Aklıma gelenler bunlar. İki tane dünya lideri takip ettim. Bir tanesi mevcut Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Samsun'daki doğalgazın temel atma törenine geldiğinde yaklaşık bir gün boyunca kendisini
en yakın korumalarını da yakınında takip eden isimlerden bir tanesiyim. Yine aynı açılışta İtalya Devlet Başkanı Silvio Berlusconi, eski devlet başkanı Berlusconi'yi de takip etme fırsatım olmuştu. Yani çıkıp da burada Türkiye deyince akan sular durur deyip de Mustafa Koç'u Sabah gazetesinin manşetine çekip gazetede yer kaplamayı ben yakıştıramadım. Bunları da bunu söylemek için anlattım zaten. Bu memlekette herkes bir şeyler yapıyor ama böylesi Sabah gazetesine yakışmayan bir manşet olmuş. Seymenler ve Osmanlı sancağıyla uğurlandı. Koç Ordinik Başkanı Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş, siyaset, sanat ve spor dünyasından binlerce kişinin katıldığı törende korteje Seymenler eşlik etti. Tabuta aile geleneği olan Osmanlı sancağı konuldu. Grubun işçileri de çalışanları da güle güle mavi gözlü patron yazan pankartlar taşıdı cenaze boyunca. Hemen alt tarafında bir başka haber. Milletten korkanlar başkanlık istemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Birazdan ekrana getireceğimiz için okumuyorum. CHP'li kadın vekili şoke eden saldırı. Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in hastanedeki babasını ziyareti kanlı bitti. Hürriyet'e eşlik eden kocası Murat Hürriyet, vekilin kardeşi Emrah Kaplan'ın bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan, Hürriyet'in eşi yaralanmış ve saldırıya uğramış, onu paylaşmışlar. Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Uludağ'da kar kalanına 2 metreye yükseldi. Kocaeli'de gölet buz tuttu. Doğu Karadeniz'de çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2000'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı Doğu Karadeniz bölgesinde. Paylaşabilirim bunu çok rahatlıkla. Ordu'da da 600'ün üzerinde mahalle yolu ulaşıma kapandı. Sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışının etkisiyle kapalı olan köy yolu ve mahalle yolu sayısının Ordu'da daha da arttığını söyleyebiliriz sayın seyirciler. Öyle ki ana arterlerde dahi herhangi bir karla mücadele çalışması yapılmadığını gördük sabahın erken saatlerinde. Kendimi İstanbul'da gibi hissettim Ordu'da ilk kez çünkü 3 vesayet yaptık. Çifte vesayetle çarşıya gelmek zorunda kaldık. Enteresan oldu. Enteresan bir yolculuk oldu. Olsun, İstanbul'dan alışığız. Ankara'dan da alışığız vesayet yapmaya. Evet, Sabah gazetesinden paylaşacağımız haberler de bu kadardı. Gazete başlıklarını da geride bırakalım. Birkaç tane son dakika haberi paylaşalım. Son dakika gelişmelerde neler var? Ankara'da DAEŞ'in Tatlıbal grubuna operasyon 10 tane gözaltı var. Başkentte DAEŞ yönelik operasyonda örgüte eleman temin ettiği ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ihtimali üzerine durulan toplam 10 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde uzun süredir teknik ve fiziki takip yaptığı örgüt içerisinde Tatlıbal grubu olarak bilinen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 10 kişi gözaltında demiş, paylaşmış olduk. 180 dolarlık doğalgaz vatandaşa 340 dolara satılıyor. Bunu şöyle söyleyeceğim. Bu sene özellikle de bu ay havaların iyice soğumasıyla birlikte doğalgaz kullanan abonelerin hiçbir tanesinde 300 liranın altında fatura geldiğine çok fazla tanık olmadım. Herkes de 300 lirayla 390 lira arasında, hatta çok fazla abartan olursa 400, 500, 600, 700, 800 lira dahi gelen var. Bir arkadaşımıza gelen doğalgaz faturası 940 liraymış. Tebrik ederiz dedik. Daha ne diyelim? Ama haberin kaynağı gelen doğalgaz faturalı değil, haberin kaynağı burada. Çünkü 184 dolarlık doğalgaz vatandaşa 340 dolara satılıyor. Gaz fiyatlarında belirleyici olan petrolün fiyatı son 3 yılda 116 dolardan 128 dolara geriledi. Ancak buna rağmen 184 dolarlık doğalgaz vatandaşa 340 dolara satılıyor şeklinde haber. Detaylandırayım çünkü herkese ilgilendiriyor. Gaz fiyatlarında belirleyici olan petrolün fiyatı son 3 yılda 116 dolardan 28 dolara geriledi. Benzin ve motorinde olduğu gibi doğalgazdan da yüksek vergi alınmıyor. Buna rağmen kamu şirketi BOTAŞ ısrarla gazda indirim yapmıyor. 200 dolar civarında fiyatla alınan doğalgaz abonelere 340 dolar gibi fahiş fiyatla satılıyor şeklinde paylaşılmış bu haber. İşte dediğim gibi doğalgazın her haneye, her kapıya 300 liranın üzerinde gelmesinin sebebi de bu. BOTAŞ'ın
anlam verilemeyen inadı sayın seyirciler. Bakandan KDV müjdesi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV iadelerine ilişkin hazırladıkları eylem planıyla iadelerin hızlanacağını ve gereksiz bürokratik işlemlerin sona ereceğini müjdelemiş, paylaşmış olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri Cizre, Silopi ve Sur'da toplam 711 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Cizre'de 446, Silopi'de 145, Sur'da 120 terörist öldürüldü. Bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda sayın seyirciler, yine dün de 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi'de Kuzey Irak barınma alanlarından kaçan 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist güvenlik güçlerine teslim oldu şeklinde haberi paylaştık sizlerle birlikte. Devam edelim. Karayollarında son duruma bir bakalım. Bakın Karadeniz bölgesinde ki son duruma bakalım, paylaşalım sizlerle. Karadeniz bölgesi sahil boyunca maalesef yollar kapalı diyebilirim. Çünkü saat başı yağan kar yağışı sebebiyle karla mücadelede artık imkansız hale geliyor. Biraz da belediyeler iş makinelerini daha çok yüksek kesimlere gönderiyor. Bu yüzden sahil kesiminde çok fazla çalışan iş makinesi göremiyoruz. Dozerler çalışmaya, iş yapmaya çalışıyor. Dozer dediğim kepçeler bir şeyler yapmaya çalışıyor ama maalesef onlar da karı kepçelerine yüklediklerinde belli bir seviyeye kadar ilerleyebiliyorlar. Sonrasında o kepçelerin, dozerlerin bile tekerlekleri boşa dönüyor, patinaj atıyor. Ekrana geldi Karadeniz hava durumu. Doğu Karadeniz'de 1823 köy yolu, köy ve mahalle yolu kapalı. Bunlardan sadece 600'ü Ordu'da sabaha karşı etkisini daha da arttıran kar yağışı karşısında kapalı mahalle sayısı Ordu'da çok daha fazlalaşmıştır diyebiliriz. Peki Karadeniz bölgesindeki yol durumunda ne var ne yok ona bakalım. Torul-Gümüşhane yolu 20 ila 23. kilometreleri arasında bulunan Köprübaşı tüneli sol tüpinde sistem montaj çalışmaları var. Sağ tüp trafiğe kapatıldı. Diğer tüpten iki yönlü ulaşım sağlanıyor. Devam edelim. Ha bu arada şunu da belirtelim. Siirt-Eruh, Eruh-Şırnak, Giresun-Eğribel yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapalı. Karadeniz Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son dakika haberi bu da. Artvin-Erzurum il sınırı Oltu yolunun 7 ila 8. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan ulaşımın servis yolundan kontrollü olarak sağlanmasına sebebiyet vermiş. Sürücülerimizin dikkatini diyelim biz de. Rize'de İyidere-İkizdere yolunun 20-35. kilometreleri arasında dere taşkını meydana gelmiş. Bu yüzden ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolu 2 ila 26. kilometreleri yol yapım çalışmaları var. Ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Yusufeli-İspir 0 ila 10. kilometreleri yol yapım çalışması var. Trafik zaman zaman kapatılıyor yol, zaman zaman da kontrollü olarak araç trafiğinin geçişine izin veriliyor. Cide-İnebolu yolu Batı Karadeniz'de 88 ila 99. kilometreler arasında heyelanlar meydana gelmiş. Trafiklerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi konusunda uyarılar var. Yusufeli-Sarıgöl ayrımı Ögdem yolunun 0 ila 17. kilometreler arasında yol yapım çalışması var. Bu yüzden yol trafiğe kapatılmış. Artvin-Şavşat yolu 10-20. kilometreler arasında şerit düzenleme çalışmaları devam ediyor. Sabah 8 ile akşam saat 17 arasında yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Sürücülerin dikkatine bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uyarısı var. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam eden kar yağışı ve kuvvetli buzlanma sebebiyle sürücülerimizin dikkatli, tedbirli olmaları, kış şartlarına uygun yolculuk yapmaları gerekmektedir şeklinde uyarısını da sizlerle paylaşmış olduk sayın seyirciler. Gelelim kendi gündemimize. Şehidimiz vardı, onu uğurladık son yolculuğuna. Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın maalesef silahından çıkan kurşunlara hedef oldu bordo bereli subayımız. Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı Şırnak'tan askeri törenle uğurlandı. İstanbul'da da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Görüntüler Şırnak'tan geliyor. İzleyelim.
ülkesi ve milleti uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden Cumhuriyetini koruma, kollama ve muhafaza etme kararından asla vazgeçmeyecektir. Bu ayet-i kerimelerin ve Kur'an'ın hakkı için, hürmeti için bu şehidimize, din kardeşimize rahmet eyle. Mübarek ruhunu bizlerden haberdar eyle. Ya ilahe alemin, şehitlerin ekremin, şehidimizin eşine, anne babasına, aile efradına sabrı cemil, ecriketten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, bu cennet bana... Saflarımızı ne tarif edeyim? Cenaze namazı dört tekbirle eda olunan Sübhaneke'yi ve Celle Senâ'uk ibaresiyle birlikte okuyoruz. Duasını bilmeyenler de herhangi bir duayı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam vererek namazımızı ikame etmiş olacağız inşallah. Rahmi Yaran hocamızın önünü açalım. Gelmesine müsaade edelim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Muamele ile ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.
Annemgül burada da neyse tamam geliyorum ben. Şehidimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz sayın seyirciler. Kederli ailesine, yakınlarına, dostlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sözün bittiği yer, artık söylenecek hiçbir söz yok. Üstelik son yolculuğuna uğurlanan da bir Türk subayı, hem de bordo bereli bir subay. Bir subay, bir bordo bereli subay kaç senede yetişiyor, hangi evrelerden geçiyor anlatsak İnanamazsınız. Peki, son yolculuğuna uğurlanan bir başka isim daha vardı. Cumhuriyet Halk Partisi eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç maalesef aramızdan ayrıldı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. CHP'li milletvekili Kamer Genç, Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç'in Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu cemevinde eşi Semim, oğlu Seçkin, kızı Seçil, ağabeyi Kazım ve kuzeni Haydar Genç taziyeleri kabul etti. Meclis görüntülerinin, meclis arşivinden bir görüntü bulmuştum. CHP'li Kamer Genç için. Önce onu dinleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Kürsüyü kirletsin dedi. Metin Bozda. Buyurun Sayın Genç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben yılların politikacısıyım. İstiyorum ki bu kürsüye çıktığım zaman güler yüzle herkese değer vererek en azından iktidar partisi hakikaten iyi şeyler yapıyorsa, bu memleketi iyi, sağlıklı yönetiyorsa onların o güzel taraflarını dile getirerek burada konuşmak da istiyorum. Ama kardeşim vallahi billahi tillahi düşünüyorum bir tane doğru şey bulamıyorum. Bir de çok yalan söylüyorsunuz. Bakın şimdi Bekir Bozdağ ne dedi arkadaşlar? Dedi ki ben bir savcıya telefon etmişsem ispat etmeyen namusu da şerefsizdir. Şimdi sen öyle dedin aynen. Bakın arkadaşlar yalanı söylemiyorum. Söylenen şu. Bakın bizim Bakan, Cumhuriyet lütfen, Halk lütfen, Partisi grubunda da getirildi. Bakan, aynen lütfen. Söylendi. Onur. Biraz seri bir şekilde. Sayın seyirciler, 76 yaşında hayata veda etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en sevilen, en renkli simalarından bir tanesiydi Kamer Genç. Özellikle hafızalara kazınan en önemli söylemi çiçek sulama polemiğiydi. Tunceli Milletvekili Genç'in oğlunun evinde bir geceyi bir kadınla geçirdiği söylentilerini çiçek sulamaya gitmiştim yanıtı vermişti. Ve hafızalarda da bu sözüyle yer edindi CHP'li merhum milletvekili Kamer Genç. Türk siyasi tarihinin de unutulmazları arasında yer aldı. Genç'in unutulmayan bir başka polemiği ise mecliste Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığı sırada yaşanmıştı. Genç, AK Partili vekillerin kendisine laf atması üzerine Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi durumunda aday olacağını söyleyerek "Söz veriyorum size, halk beni seçmezse intihar edeceğim. Söz veriyorum burada intihar edeceğim. Ama halk beni seçerse siz intihar etmiş olacaksınız" şeklinde bir konuşma yapmıştı. Bu konuşması da uzun süre gündemde yer edinmişti CHP'li Genç'in. Yine akıllarda kalan bir başka sözü kendisini yanlış anlayan bir milletvekiline tepkisiydi. "Don demedim kardeşim, bor dedim, haysiyetsiz misiniz affedersiniz" şeklindeki konuşması da Cumhuriyet Halk Partili Kamer Genç'in hafızalarda yer edinen diyaloglarından bir tanesi. Eşinin konuşması var, onu dinleyelim. "Bizim için hatır dua edenlere selam olsun.
Bugün Kamer Bey niyetiyle... Evet, geçirdik bu arada bizi anlatırken. Nerede? Kartal Cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi dedik. CHP'li Kamer Genç için törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu çifti genç ailesine taziyelerini iletti. Kılıçdaroğlu ayrıca genç için açılan taziye defterine Kamer Genç, siyasal tarihimizin önemli bir simgesidir. Duruşu rüzgara karşıdır, onurludur. Yüreği saygı doludur. Bugün binlerce insan sonsuzluğa uğurluyor diye yazdı. Kamer Genç'in eşi Sevim Genç törene katılan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından genç için cenaze namazı kılındı. Gencin naaşı törenin ardından cemevinin morguna götürüldü. Cenazenin bugün gencin vasiyeti üzerine memleketi Tunceli'de toprağa verilmesi bekleniyor. Yine cenazenin kalabalık nedeniyle izdihamın yaşandığı cenazede gencin fotoğrafı da yere düştü, çerçevesi de kırıldı ancak kısa sürede bu sıkıntı da giderildi. Törene Kamer Genç'in ailesi ve yakınlarıyla Kılıçdaroğlu çiftinin yanı sıra eski başbakanlardan Tansu Çiller, yine eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski bakanlardan Mehmet Moğultay, Namık Kemal Zeybek, Yaşar Okuyan, Ufuk Söylemez, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Akif Hamza Çebi, Gamze İlgezdi, Mahmut Tanal, Muharrem İmce, Selina Doğan ve çok sayıda CHP'li milletvekiliyle vatandaşlar katıldı sayın seyirciler. Evet, Kamer Genci de Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Türk siyasetinin gerçekten unutulmayacak siyasetçileri arasında yerini aldı. Çok renkli bir simaydı. Özellikle de polemikleriyle gündeme geliyordu kendisi sayın seyirciler. Maalesef hayat belli bir yere kadar devam ediyor. Sonrası hepimizin malum sonu. Toprak, yapacak bir şeyi yok. Sırada Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü sanayici ve iş adamlarından birisi olan Mustafa Koç'un cenaze töreni var. İzliyoruz. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Koç için cenaze töreni düzenlendi. Dün sabah saatlerinde Üsküdar'daki Holding binasında gerçekleştirilen programın ardından Koç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Camiye cenaze aracıyla getirilen Koç'un naaşı kardeşi Ali Koç ve sevenleri tarafından musallaya taşındı. Koç'un tabutunun üzerine merhum Vehbi Koç ile kızı Sevgi Gönül cenazelerinde de kullanılan Sertbert Kanım Müzesi'nde muhafaza edilen aileye ait Osmanlı sancağı örtüldü. Koç'un tabutunun yanına eşi, çocukları, ailesi ve Holmik topluluğunun adlarının yazıldığı çiçeklerle fotoğrafları konuldu. Ayrıca tabutun kenarına bir de Fenerbahçe logolu filama takıldı. Cami avlusunda kurulan çadırda Koç'un babası Rahmi Koç, ekranlarda görüyorsunuz. Annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ali ve Ömer Koç, karısı Karolin Koç ve kızı Esra Koç taziyeleri kabul etti. Törenin ardından Koç'un tabutunu kardeşleri Ali ve Ömer Koç ile Ankara Kulübü seymenleri cenaze aracına kadar taşıdı. Anadolu yakasında zaman zaman süren kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Koç'un cenazesine katılım oldukça yoğundu. Cami avlusunda erken saatlerden itibaren bir araya gelen kalabalık taziye çadırının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Holding ailesinin sahip olduğu şirketlerde çalışan işçiler de
Mustafa Koç'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bazı çalışanların ellerinde mavi gözlü, güler yüzlü patron yazılı pankartlar dikkatleri çekti. Öğle namazı vaktinde düzenlenen törene Koç ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, sanatçı Demet Akbağ, iş adamları Nazif Zorlu, Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Ali Aydınlar, iş kadını Serpil Timuray gibi ekonominin, Türk ekonomisinin önde gelen isimleri de vardı. Aynı zamanda askeri yetkililerin de alanda bulunduğu iş, siyaset, spor ve sanat dünyasından onlarca, yüzlerce isim katıldığı cenaze törenine. Bu arada Aydın Doğan, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve CHP'li Milletvekili Mehmet Haberal da taziyede bulundu ve taziyenin ardından camiden ayrıldı. Cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket edildi. Koç ailesi ve sevenlerinin eşlik ettiği konvoyla kabristana getirilen Mustafa Koç'un naaşı, dedesi merhum Vehbi Koç'un mezarının yanından defnedildi. Koç dualarla toprağa verilirken aile üyeleri ve ailenin yakınları kabristanın içerisindeki boşluklarda Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Kur'an-ı Kerim okuyarak Arapça ve Türkçe dualar eden görevli İmam Fatih Savaş, dua sonunda merhum Necip Fazıl Kısaküre'nin Ölüm Güzel Şey isimli şiirinden alıntılar yaptı. Söyleyecek bir şey yok. Türkiye'nin kayıpları büyük. Ünlü sanayici iş adamı Mustafa Koç, CHP'li milletvekili Kamer Genç, hepsini yolcu ettik dün haftanın son gününde maalesef sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cenaze töreninin ardından Kayseri'ye geçti. Kayseri Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu 120. Onur Yılı programına katılmak üzere hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradaki programa katıldı ve yine sözleri sertti yaptığı konuşmasında. Hedefinde ise terör örgütü PKK, bu örgüte yakınlığıyla bilinen HDP, bu örgüte ve HDP'lilere yayınladığı mesajlarla gündemden hiç düşmeyen 1128 akademisyenlere söyleyeceği sözler oldukça ağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz şimdi de. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Devletçilik kisvesi altında devletten beslenen küçük bir kesimin ekonomideki hakimiyetini tahkim eden eski anlayışın en büyük destekçisinin kendilerine sol veya sosyal demokrat diyenler olması da ayrı bir kara mizahtır. Bu açık gerçeğe rağmen terör örgütüne alet olan kişiler elbette var. Ama hamdolsun vatandaşlarımızın çoğu artık bu oyunu görmüş, terör örgütüyle, onu destekleyen partiyle ve benzeri yapılarla arasına ciddi bir mesafe koymuştur. Şu anda bakın ana muhalefet partisi bile bunlara destek olmaya başladı. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar nasıl anayasaya uygun olarak hareket ediyorlar? Anlamak mümkün değil. Terör örgütünün her geçen gün daha ahlaksız ve vicdansız eylemlere yönelmesinin sebebi işte budur.
İşte geçtiğimiz cuma günü yaşanan hadiseyi hep birlikte gördük. Diyarbakır'da bir ortaokulun bahçesine öğrencilerin karne aldıkları günde el yapımı bomba atıyorlar ya. Ey akademisyenler, ya siz öğrenci yetiştirmiyor musunuz? Bu ufacık yavrularımızın karnelerini aldığı günde oraya el bombası atacak kadar ileri giden bu alçakların arkasında veya yanında siz nasıl duruyorsunuz ya? Siz nasıl akademisyensiniz? Aslında bunlar bir akademik terörün aktörleridir. Bir akademik terörün aktörleridir bunlar. Onun için duruşumuz, burada hep birlikte milletçe el ele olacağız. Ancak bütün bunlar kalplerinde Allah korkusu da insan sevgisi de olmayanların yapabileceği türden eylemlerdir. Zaten ana muhalefetin başı da Allah korkusundan bahsetti. Nasıl bir Allah korkusundan bahsettiğini gördünüz. Biz Allah'tan korkmuyoruz dedi. Zaten sürekli olarak bu beyefendi biliyorsunuz bu tür gafları çok yapıyor. Onun sayadığını gaf koymak lazım. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Zulüm payidar olmaz. Zalimlerin akıbeti her zaman için korkunç olmuştur. Terör örgütü zorla evlerine el koyduğu o sivilleri kendine siper ederken, bakın burası çok enteresan. Güvenlik güçlerimiz çatışma bölgesinden uzaklaşmak isteyen sivillere siper olarak adeta tarih yazıyorlar. Tabii bazıları var ki gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Kalpleri var, hissetmiyor. Çünkü o kalpler mühürlüdür. İşte bu gafiller kimi zaman güya akademisyen olup bildiri yayınlayarak, kimi zaman siyasetçi olup teröristlerin diliyle konuşarak, kimi zaman şu veya bu kurumun temsilcisi olup örgüte iradesini teslim ederek karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde adını zikretmekten dahi hicap duyduğum bir zat, ana muhalefetin genel başkanı, içindeki çirkinlikleri bir kez daha ortaya dökmüştü. Ben de kendisine hak ettiği cevabı vermiştim. Şimdi de diyor ki, benim karın ağrım neymiş açıkla diye tutturmuş. Ben bu tür meseleleri konuşmaktan hicap duyuyorum. Bu senin kendi içinde bulunduğun partindeki karın ağrıları. Ne demek istiyorsan açıkla. Senin için sorun olmayabilir. Ama bizim de ahlakımız gereği dikkat etmek zorunda olduğumuz sınırlarımız var. Bu zat için söylenecek çok şey var ama onun seviyesine inmeyi kendime yakıştıramıyorum. Bulunduğum makam da ona zaten pek de müsaade etmiyor. Salı gününe kadar süre tanımış bana. Ya ben seninle beraber, sen benim bir defa rakibim olamazsın. Sen öyle bir yerde değilsin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki parti, birkaç bayan, 13-14 tane parti bir araya geldiniz. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkardınız. Sen kendin niye çıkmadın ya? Diğeri niye çıkmadı? Onun için kendisiyle böyle bir şeye girmem mümkün değil. Ne yapacakmış? Elindeki belgeleri açıklayacakmış. Ya sen zaten ortaya çıktığından beri hala belge açıklıyorsun. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Bugüne kadar söylediğin her şey yalan çıktı, yanlış çıktı. Bizim Özdeş kardeşim bundan epey para aldı. Ben de epey para aldım.
Hala da alıyorum. Daha çok da alacağız galiba, öyle gözüküyor. Ama buna rağmen herhalde onu da kendi cebinden ödemiyor galiba. Partisinin kasasından ödüyor, öyleye benziyor. Buna rağmen ne iftiralarından ve yalanlarından hicap duydun, ne de ders aldın. Eline belge diye tutuşturulan kağıt parçaları yüzünden defalarca rezil, kepaze oldun. Yine de kendini kullandırtmaktan vazgeçmedin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyleydi. Bu konuşmayı Kayseri'de yaptı. Kayseri Ticaret Odası'nın 120. Onur Yıl Dönümü gecesinde yaptı bu konuşmayı. Geçiyoruz bir başka haberimize sayın seyirciler. Tam 15 yıl geçti aradan. Diyarbakır'ın unutulmayan, Diyarbakır halkının da büyük sevgisini kazanan bir isimdi. Şehit İl Emniyet Müdürü Gaffar, hatta Ali Gaffar Okkan diyelim. Üzerinden 15 sene geçti. Uğradığı silahlı saldırıda şehit olduğu Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde mezarı başında anıldı. Hendek şehir mezarlığında düzenlenen anma töreni öncesinde şehidin eşi Zerrin, kızı Sezin ve oğlu Fikri Can Okkan ile kız kardeşi Gülsüm Özger ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Yoğun kar yağışının olduğu törende şehit Ali Gaffar Okkan için ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İlçe müftüsü Abdurrahman Şahin'in okuduğu dua sırasında Okkan'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Törene dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı'nın yanı sıra Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağ, Okkan'ın görev yaptığı dönemdeki emniyet personeli protokol üyeleri katıldı. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. ...için görev yaptığı yerlerde can siperhane çalışarak, görev yaptığı yerlerde halkla bütünleşerek mümtaz hizmetlerde bulunmuştur. Şehit Emniyet Müdürümüzü ve beraberinde şehit olan polis memuru arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyor. Mekanlarının cennet olmasını temenni ederek, başta yakınlar olmak üzere tüm milletimize sabır ve hepinize selam saygılar sunuyorum. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ın ruhunu şad etmek üzere toplanan Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in. Bütün kardeşlerimizin iyi niyetinden, dualarından hasıl olan işliğimizi bozacak fitne fesat odaklarına fırsat verme ya Rabbi. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve şehit polis memurları Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında makamından valilik binasına seyir halindeyken Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde et balık kurumuyla Eflatun Park arasında pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde şehit oldu. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haber... İşte son izlediğimiz görüntüler Diyarbakır'dandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği'nin de organize etmiş olduğu bir anma töreni vardı Diyarbakır'da. O görüntüleri izlediniz sayın seyirciler. Geçiyoruz bir diğer anma programına. Bu anma programı da çok anlamlı. Gazeteci Uğur Mumcu tam 23 sene önce, bundan 23 sene önce katledildi, öldürüldü. Evinin önünde öldürüldü. Failler mi? Bilinmiyor. Kim? Kimisi Hizbullah dedi. Kimisi başka bir örgüt ismini verdi. Kimisi yine aşırı İslamcı başka bir örgütün ismini verdi. PKK diyenler oldu.
yabancı devletlerin gizli servisleri diyenler oldu. Neler söylenmedi, neler? Dönemin Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı sözler verdi. Bu olayı aydınlatmak bizim boynumuzun borcudur dediler. Şeref borcumuzdur dediler. Ancak aydınlatmak bir kenara, delilleri bile o dönemde bildiğiniz çalı süpürgesiyle süpürdüler. Haliyle olay yerinden hiçbir delil toplanamadı. Biliyorsunuz evinden çıkmıştı Uğur Mumcu. Kendi aracına binmek üzereyken maalesef havaya uçurulmuştu. Düzenlenen tertiplenen o bombalı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Delilleri süpürdüler dediğim gibi. Ölümünün 23. yılında suikaste uğradığı ve adı verilen sokaktaki evinin önünde törenle anıldı ilk olarak Ankara'da. Anma törenine katılanlar karanfil bırakıp mum yaktıktan sonra Mumcu için türküler söylediler. Daha sonra Güldal Mumcu ve CHP'li milletvekilleri kortej oluşturarak sokakta bulunan anıta çelenk bıraktı. Törenin ardından Mumcu'nun suikaste uğradığı yerde sevenleri saygı duruşunda bulundu. Bir törende Mumcu'nun Cebeci Asri mezarlığındaki kabir başında gerçekleştirildi. Buradaki anmaya da Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve kızı Özge Mumcu ile oğlu Özgür Mumcu ve çok sayıda seveni katıldı. Uğur Mumcu'nun kabrine Güldal Mumcu, Özge ve Özgür Mumcu çiçek bırakıp mum yaktı. Sevenleri de Mumcu'nun kabrini kırmızı karanfillerle donattı. İstanbul'da da anmalar vardı. Uğur Mumcu'nun ölümünün 23. yılında Şişli ve Kadıköy'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde toplanan meşaleli bir grup doğruların uğruna adanmış bir ömür yazılı pankart açtı. Çok anlamlı bir söz. Harbiye'de bulunan Uğur Mumcu anıtına doğru yürüyüşe geçti. Kortej CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir süre eşlik etti bu korteje. Öte yandan Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi'nde Mumcu içinde bir anma programı düzenlendi. Mumcu'nun 1975 yılında yazdığı ve İstanbul Devlet Operası sanatçısı Süleyman Alnıtemiz tarafından beslenen sesleniş koreografisi eşliğinde yorumlandı bu etkinlikte. Saygıyla anıyoruz, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Umarız 23 yıl geçti Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden, 15 yıl geçti Gaffar Okka'nın katledicilerinin üzerinden. Her ikisini yapanların da yaptıranların da arkasında kimlerin olduğu da bilinmiyor. Hep sözler verildi, katilleri bulacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama maalesef Türkiye tarihinin o tozlu rafları arasına kaldırıldığı her iki olayda faili meçhul cinayet olarak geçti maalesef kayıtlara. Yapacak bir şey yok. Belki bakarız ilerleyen günlerde cesur bir savcı çıkar, cesur bir polis çıkar, cesur bir hakim çıkar. Tozlu raflarda kalan o dosyayı yeniden aralar, en azından cinayeti aydınlatmak adına bu soruşturmayı yeni baştan başlatır ve bir şeyler yoluna girer diye temenni edelim. Süremiz azalmaya başladı bu arada. Stüdyoda bir konuğum var şu anda. TV52 Haber Koordinatörü Fatma Meltem Naz Yılmaz'ı konuk ediyorum. Uğur Mumcu hakkında konuşacağız biraz. Bir de bir aksilik olmazsa bundan sonraki yeni günleri de kendisine devredeceğiz. Eğer bir aksilik olmazsa diyelim. Meltem hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Erol Küçükoğlu. İnşallah bir aksilik olmaz diyelim. Öyle ümit ederim. Evet. Şurada otururken bile bu görevi yapabilir miyim senden sonra, yükselttiğin bir çıta var ki, bir yorumların var ki, bir izleyici olarak her şeyden önce ekranlarımızın en nezih programlarından birini yürütüyordun ki bilmiyorum ben seninle aynı kalitede bıraktığın çıtada devam ettirebilecek miyim? En büyük endişem bu her şeyden önce. Benim hiç şüphem yok. Kesinlikle ettirebileceksindir. İnşallah diyelim. Zaten bugünkü günaydın mesajlarıyla biraz ısıtmaya çalıştım yeni gün programını ama bilmiyorum. İnşallah dediğimiz gibi bir aksilik olur. Haber koordinatörümüz Fatma Meltem Naz Yılmaz bugün yeni günün günaydın mesajlarını aldı. Biraz geciktik. Niye? Yağış engeline takıldı. Çünkü kar yağışı olduğu için cadde ve sokaklarda
günaydın diyebilecek kimseyi bulamadı ekip arkadaşlarımız. O yüzden bir saat gecikmeli oldu. Dilerseniz onu izleyelim, sonra Meltem'le sohbetimize devam edelim. Tüm ordulara günaydın. 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 Günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. 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 Günaydın ordu. Günaydın. Günaydın. On böyle neje. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ordu son 10 yılın en yoğun kar yağışlarıyla karşı karşıya sevgili izleyenler. Sevgili Erol abicim, sabahın erken saatlerinde sana günaydın mesajları almak için sokağa çıktık ama beyaz örtü beyaz esarete dönüştüğü için ne yazık ki sokaklar ıpıssızdı. Ama yılmadık, şimdi tekrar sokaklara çıkıyoruz ama önce bizden başlayalım dedik. Önce bizim mesai arkadaşlarımız yeni haftaya nasıl başlıyor? Sana hangi mesajları vermek istiyor? İzleyenlere neler söylemek istiyor? Bunlarla başlayacağız. Gördüğünüz gibi gökte derinmişçesine kar yağıyor ve aralıksız yağıyor son iki gündür. Bakalım bunun sonu ne olacak dedikten sonra hemen mesai arkadaşlarımıza dönüyoruz. Efendim buyurun. Günaydın Erol Bey, günaydın Ordu. Ne diyelim, haftaya bol gülücüklü, mutlu, huzurlu geçirmeniz dileğiyle. Gülümse Erol Küçükoğlu. Evet, sevgili Arzu bizim muhasebe müdürümüz, günaydın rica Erol ettim abi. Onu da kara çıkarttım. Sıcacık sobasının başında oturuyordu. Dedim ki hayır, içerisi böyle ama dışarıyı yaşaman lazım. Günaydın Erol abi. Gerçekten şu anda çok kar yağıyor. İyi yayınlar dileriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Selçuk, şimdi nereye? Sokağa. Good morning. Günaydın. Günaydın. Mutlu sabahlar. Tekrar günaydınlar. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz şu an. Günaydın diyeyim. Şu an yetişmek üzereyim. Bir iş yeri. Evet, herkesin de acelesi var. İyi haftalar dileyelim. Sağ olun. İyi günler. Hepinize günaydın. Erol, sana da günaydın. Günaydın. Gülümseyin Erol Bey. Aileme, anneme, babama, bütün arkadaşlarıma. Selamlar. Öğrenciyiz o zaman galiba. Yok, evdeyiz. Evet. Oh. Çok genç gördüm ben sizi. Bak bu da iyi bir iltifat olarak algılayın o zaman. Siz neler söylemek istersiniz? Selam yollamak istediğiniz yakınlarınız var mıdır? Bütün sevdiklerimize selam söylüyoruz. Peki, iyi haftalar olsun. Çok güzel, bereket yağıyor. Evet, son 10 yılın en yoğun kar yağışı da diyebiliriz. Aralıksız yağıyor. Evet. Daha önce hiç Ordu'da böyle bir kar yağışına şahit olmuş muydunuz? Olmamıştım, bu çok güzel. Evet. Siz karı seviyorsunuz yani. Evet, bu karın yağışı güzel, bereket demek. Evet. Peki uzaklarda var mıdır yakınlarınız? Kanal 52 aracılığıyla mesaj yollayabilirsiniz. Tanıdığımı tanımadığımı hepsine selamlar. Yeni yıl ve yeni hafta bütün orduya sağlık, mutluluk, güzellikler versin. Günaydın. Bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma, belki de il dışındaki, İstanbul'daki, Ankara'daki bütün tanıdıklarımın hepsine selamlarımı yolluyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugünün yeni haftanın ilk günaydın mesajları bu şekildeydi. Belki ben de bu trafiği ömrü hayatımda bir daha bu şekilde göremeyecek olabilirim. Şu an sanki trafik sadece bana ait gibi. Ordu'nun en işlek caddesindeyim ama trafik kar yağışıyla birlikte neredeyse durmuş durumda. Sanki sokak bana ait gibi, çok güzel karda lapa lapa yağıyor. Aslında ben karı sevmem ama efendim... Tüm hafta boyunca yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Bol sağlık diliyoruz, bol şans diliyoruz, bol kazanç diliyoruz. Hep birlikte güzel bir haftayı bitirelim istiyoruz efendim. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège. Tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Tüm ordulara günaydın. 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 Günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. 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 Günaydın ordu. Günaydın. Günaydın. Gördünüz değil mi? Nasıl zor şartlarda çalışıyor arkadaşlarımız. Her sabah günaydın mesajlarını böyle topluyorlar. Hiç bu zamana kadar görmediğiniz
Kamera arkasını gördünüz. Kamerada Selçuk vardı. Karşısında Meltem vardı. Dışarıdaydı. Şimdi stüdyoda. Meltem, evet. Sözü sana bırakalım. Evet Erol abi, keyifliydi. Gerçekten son 10 yılın belki de en yoğun kar yağışını yaşadığımız günlerdeyiz. Hani ömrümüz bir daha bu şekilde bir kışa yeter mi bilmiyoruz ama çok zevkliydi, keyifliydi lapa lapa yağan karın altında günaydın mesajlarını almak. Dediğimiz gibi biraz geç oldu. Aslında birkaç tane daha konuşan arkadaşlarımız, izleyenlerimiz vardı ama öyle ki hızlı bir şekilde montajla programı yetiştirilmesi için onları atlamış olabiliriz. Kendilerinden de özür diliyoruz. Dediğimiz gibi yeni bir haftaya yeni dileklerle başladık. Mutlu, güzel dileklerle başladık. İnşallah da öyle olur. Peki, süremizi doldurduk maalesef. Bizden sonra spor merkezinin spor programı ekranlara gelecek. Hızlıca veda edelim. Peki, çok az kaldık maalesef yayında ama hemen ilk vedayı sana vereyim. Sonra ben kapanışımızı yapalım. Evet, senin başarıyla sürdürdüğün ekranların fenomeni olan yeni gün programı bir aksilik olmazsa benle devam etmeye hazırlanıyor diyelim. Bu anlamda inşallah bıraktığın çıtada aynı kalitede götürebiliriz yeni günü. Ordularla birlikte yeni güne birlikte başlar günaydın deriz. Günün ve gecenin getirdiği en sıcak gelişmeleri paylaşabiliriz inşallah. Şimdiden herkese iyi bir hafta diliyorum. Bizi izleyin, habersiz kalmayın. Peki efendim, haftanın ilk gününde hafta sonuna damgasını vuran ve geceden sabaha gelen son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce her zaman bunu söylüyorum. Karınca kaderince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim İstanbul'daki, Ankara'daki büyük televizyonlar gibi arkamızda geceden sabaha karşı çalışan 15-20 kişilik, 30 kişilik ekiplerimiz yok. Ne yapıyorsak kendi başımıza veya birkaç kişilik ekiple yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ne sürçülisan elediysek de affola diyelim. Yeni hafta herkese uğur getirsin, bol kazanç ve sağlık getirsin diye ümit edelim. Dileklerimizi de böyle iletelim ve veda edelim. Yeni günden şimdilik bu kadar. Yaklaşık 2,5 aydır yeni günde ordulara ben günaydın diyordum. TV52 ekranlarında bundan sonra bir aksilik olmazsa tekrar söylüyorum. Fatma Meltem Naz, TV52 haber koordinatörümüz her sabah 9'da 11 arası sizlere yeni günde günaydın demeye devam edecek. Ben gidiyorum. Yeni gün kalıcı oldu. Ne güzel ki TV52'ye yakışır da bir marka oldu sabah programında. Değişeceğiz. Devir daimlerimizi yapacağız ama o yeni gün hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Yeni günler devam ettiği sürece. Yarın sabah yeni günde TV52'de yeniden buluşun Meltem'le birlikte. Ben veda ediyorum. Teşekkür ediyorum herkes için. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün sona erdi.